Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AYT'nin çok önemli konularından bir tanesi olan basit harmonik hareket konusunu ele alacağız. Neden bu kadar önemli? Çünkü yeni sınav sisteminde, yani TYT ve AYT'nin olduğu sınav sisteminde bu konudan her sene bir tane soru geldi. 2018'de geldi, 2019'da geldi, 2020'de ve 2021'de de bir tane soru geldi. Dolayısıyla 2022 AYT sınavında %100 bu konudan bir tane soru bekliyoruz. İşin güzel tarafı bu konu o kadar kolay ve zevkli ki konu anlatım videolarını ve soru çözüm videolarını düzgün bir şekilde izledikten sonra AYT'de bir tane netiniz garanti diyebilirim. Zaten bu videoları izledikten sonra geçmiş yıllarda çıkan sorulara bir göz attığınızda ne kadar kolay bir şekilde çözebildiğinizi göreceksiniz. Yani muhtemelen bu konuda kolay bir soru gelecek. Ancak arkadaşlar biz işimizi sağlam alacağız ve kolay, orta ve bir tık zor olan soruları da sizlere göstereceğim. Çünkü 2022'de bizim hedefimiz 14'te 14. Dolayısıyla hiç işimizi riske atmayacağız ve yorumlanması bir tık zor olan soruları da ben sizlere göstereceğim. Sözü daha fazla uzatmayalım ve dersimize başlayalım. Öncelikle bu konuyla ilgili sorumlu olduğumuz kazanım ve kavramlara kısaca bir göz atalım. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketle ilişkilendirerek açıklayacağız. Daha sonra günlük hayattan örnekler vereceğiz. Uzanım, genlik, periyot, frekans ve geri çağırıcı kuvvet kavramlarını anlatıp bunlarla ilgili matematiksel hesaplamalar yapacağız. Konumun zamana göre değişimini analiz edeceğiz. Kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimiyle ilgili matematiksel hesaplamalar yapacağız. Periyot bağlı olduğu değişkenleri belirleyeceğiz ve daha sonra yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapacağız. Şimdi sizlerin gözü korkmuş olabilir ya bu kadar hesaplama yapacağız yapacağız dedik de hani çok zor bir konu mu bu? Hayır arkadaşlar buradaki hesaplamalar inanın çarpma ve bölme düzeyinde yani çok çok basit bir iki tane formülü biliyorsun ve verilen değerleri yerine koyarak çok rahat bir şekilde yani İki satırı dahi bulmayan işlemler arkadaşlar. O yüzden hiç gözünüz korkmasın. Ancak bu konu hem yorum sorularının hem de ufak tefek işlem sorularının olduğu bir konudur. Peki bu basit harmonik hareket nedir? Yani biz hangi hareketlere basit harmonik hareket diyoruz? Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda, denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında, belirli zaman aralıklarında kendini tekrarlayan titreşim hareketine, basit harmonik hareket diyoruz. Peki buradaki denge noktası ne demektir? Cismin hareketsiz bir şekilde kalabildiği noktaya denge noktası denir. Örneğin bir ipin ucuna bir cismi asıp bu şekilde bıraktığımızda cisim böyle dengede kalabilir. İşte bu noktaya bu cismin denge noktası denir. Biz bu cismi bir miktar çekip yani şuraya kadar çekip bırakırsak örnek veriyorum tete kadar çektik ve bıraktık. Bu bıraktığımız cisim eğer bu ortamda sürtünme yoksa ki basit harmonik hareket sürtünmelerin önemsenmediği ortamlarda yapılıyor. Bu cisim diğer tarafa da teta kadar yükselecek ve daha sonra tekrar eski yerine geri gelecektir ve tekrar gidecektir. Yani bu hareket sürekli bu tarafa ve bu tarafa olacak şekilde sürekli kendini tekrar edecek. Yani arkadaşlar bakın dikkat edin. Denge noktasına eşit uzaklıkta hareketimiz sürekli ne yapıyor? Birbirini tekrar ediyor. İşte bu harekete biz basit harmonik hareket diyoruz. Bu kriterlere uygun başka örnekler verecek olursak, ses tellerinin titreşim hareketi, çocuk salıncağının salınım hareketi, ucuna kütle asılan bir yayın iki nokta arasında gidip geldiği hareket basit harmonik harekete örnek olarak verilebilir. Şimdi burada bir yay olsun. Sürtünmesiz bir yatay düzlemde yayın ucuna m kütleli bir cismi bağladım ve bu şekilde bıraktım. Şimdi bu yay şöyle bir hareket yapar mı? Yapmaz. Çünkü yayı ben sıkıştırmadım ya da uzatmadım. Yay olduğu gibi duruyordu. Ben geldim ucuna bir tane m kütlesini bağladım. Yay böyle dururken eğer ben bu yayı buraya kadar itersem, yani yayı sıkıştırırsam ve yayı bırakırsam yay artık ne yapacaktır arkadaşlar? Denge noktasına eşit uzaklıklarda salınım hareketi yapmaya başlayacaktır. İşte bu harekete basit harmonik hareket diyoruz. Burası denge noktası ve denge noktasına olan şu uzaklıklar birbirine eşit. Bu harekete basit harmonik hareket diyoruz. Aynı hareketi aşağı doğru e, cisim asılmış yaya da yapabiliriz. Bu yay böyle duruyor. Örnek veriyorum. Bir cisim astınız ve yay öyle dengede durabilir. İşte bu hizaya biz denge noktası diyoruz. Yayın serbest kalabildiği noktaya. Daha sonra biz bu yayı örnek veriyorum şuraya kadar çektik ve bıraktık. Biz 5 santim aşağı çektiysek bu yay 5 santim de yukarı gider ve bu 5 santimler arasında gidip gelme hareketi yapar. İşte bu harekete basit harmonik hareket diyoruz. Metronom bir müzik aleti arkadaşlar ritim tutturmaya yarayan bu alet denge noktası etrafındaki eşit şu noktalar arasında ne yapıyor arkadaşlar gidip gelme hareketi yapıyor. İşte sallanan sandalyenin yaptığı hareket yine bir basit harmonik harekettir ama bu sürtünmesiz ortamda yapılmadığı için buna sönümlü basit harmonik hareket dememiz gerekiyor. İşte buradaki çocuk salıncağının hareketi evet bir basit harmonik hareketi örneğidir ama sönümlüdür. Yani sonsuza dek bu salıncak sallanamaz çünkü ortamda sürtünmeler var. İşte bu sarkaç şeklindeki saatlerin hareketi yine arkadaşlar basit harmonik harekete örnek olarak verilebilir. Şimdi bu konudaki kavramlar çok önemli. Yani denge noktası nedir? Genlik nedir? Uzanım nedir? Periyot nedir? Frekans nedir? Bu kavramları düzgün bir şekilde öğrenmezsek konunun ilerleyen noktalarını iyi anlayamayız. Yani bana göre bir konunun ilk dersi çok önemlidir. Çünkü orada öğrendiğin kavramların üzerine konuyu inşa ediyorsun. Dolayısıyla bu kavramları güzel öğrenelim. Denge noktasına az önce değinmiştim. Cismin hareketsiz kalabildiği noktaya denge noktası denir. Mesela bu cisim burada böyle durabilir mi? Duramaz. Ama arkadaşlar bu cisim şurada yani tam şu hizada dengede kalabilir mi? Böyle kalabilir. İşte bu noktaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Denge noktası. Yani şu noktaya denge noktası diyoruz. Genlik. Basit harmonik hareket yapan cismin denge noktasına olan maksimum uzaklığına genlik denir. Şimdi biz basit harmonik hareket yaparken en fazla L noktasına kadar gidebiliyoruz. Sol tarafta da en fazla K noktasına kadar gidebiliyoruz. İşte denge noktasından L noktasına doğru çizilen şu vektöre genlik deniyor. Ya da denge noktasından K noktasına doğru çizilen şu vektöre genlik deniyor. Ve genlik R ile gösteriliyor. Vektörel olduğu için üzerine de ok yapalım. Yani denge noktasına olan en uzak noktaya biz genlik diyoruz ve genliğin birimi uzunluk olduğu için metredir. Gelelim uzanım diye bir kavram var. Basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir andaki denge noktasına olan yönlü uzaklığına, yönlü uzaklığına uzanım denir. Bakın herhangi bir anda yani mesela bizim cismimiz kale arasında basit harmonik hareket yaparken cisim tam buradan geçerken cismin uzanımı nedir derse denge noktasından cisme doğru çizilen şu vektöre uzanım deniyor. Ama genliği çizin derse denge noktasından en uzak noktaya çizeceksin. Yani uzanım ve genlik birbirine benzer kavramlar ancak genlik uzanımın maksimum hali diyebiliriz. Uzanım x ile gösteriliyor ve üzerine de ok yapıyoruz. Cisim neredeyse denge noktasından cisme doğru çizilen vektöre uzanım diyoruz. Mesela bu cisim buradan da geçiyor olabilir değil mi? Buradan geçerken bize uzanımı nedir derse biz denge noktasından buraya doğru şu vektörü çizeceğiz ve uzanımı budur diyeceğiz. Şimdi şu şekilde sarkaç şeklinde olan cisimlerde uzanım nasıl gösterilir? Arkadaşlar burada yatay ya da düşey eksende gösteriyoruz uzanımı. Yani şöyle göstermiyoruz. Mesela biz buraya denge noktası dedik ya arkadaşlar. Denge noktasından cisme doğru şöyle çapraz bir vektör çizip genlik budur demiyoruz. Genlik bu yataydaki hareketimize ya da bu düşeydeki hareketimize deniyor. Yani bu çapraz çizimler olmayacak arkadaşlar. Mesela bu hareketin uzanımı nedir derse denge noktasının şu hizasından cismin yatayda maksimum uzaklaşabildiği şu vektöre genlik diyeceğiz. Mesela herhangi bir anda cisim örnek veriyorum şuradan geçerken şuradan geçerken bize uzanımını sordu uzanımını şöyle göstereceğiz. Denge noktasının hizasından cisme doğru şöyle yatay bir vektör çizeceğiz. Ve bu vektöre biz ne diyoruz? Uzanım diyoruz. Yani uzanım ve genlik yatay ya da düşey olmak zorunda. Böyle çapraz mabraz olamaz. Geldik periyot ve frekans kavramlarına. Bu kavramlar bizim çembersel hareketten bildiğimiz kavramlar zaten. Periyot ne demektir? Basit harmonik hareket yapan cismin aynı noktadan aynı yönde iki geçişi arasındaki süreye denir. Bir periyotluk sürede, burası çok önemli, dört eşit hareket vardır. Yani arkadaşlar, periyot demek bir salınımı gerçekleştirmesi için geçen süredir. Ama bir salınımda tam dört tane eşit hareket vardır. Mesela biz bu cismi buradan bıraktık değil mi? Örnek veriyorum. Bu cisim buradan buraya gelecek. Daha sonra buradan buraya gelecek ve periyot henüz bitmedi. Cisim tekrar geri dönecek buraya gelecek ve buradan da buraya gelecek. İşte şimdi bir periyot oldu. Yani 4 tane hareketi yapmadan periyot olmaz. Dolayısıyla bu her bir harekete biz t bölü 4 diyebiliriz. Çünkü 4 tane eşit hareketin toplamı t yapması gerekiyor. Mesela burada periyodu gösterelim. Cismimiz buradan buraya gidecek 1. Buradan buraya gelecek 2. Henüz periyot bitmedi. Buradan buraya gelecek 3 ve buradan buraya tekrar dönecek 4. İşte şimdi periyot tamamlandı. Buradan aynı şekilde bakın 1 2 3 ve 4. Bu 4 tane hareket için geçen süreye periyot diyoruz. Periyodun birimi saniyedir çünkü periyot bir süredir. Periyot tabii ki büyük T harfiyle gösteriliyor. Periyodun tersine de frekans diyoruz. Frekans nedir? Birim zamanda yani 1 saniye demek. 1 saniyede yapılan salınım sayısına frekans denir. Frekansın birimi 1 bir bölü saniyedir ya da hertz'tir. Bu daha önceden bildiğimiz bir bilgidir. Mesela bir cismin periyodu 12 saniye çıkmışsa frekansı bunun tam tersidir. Yani 1 bölü 12 saniye üzeri eksi 1'dir. Periyodu 3 bölü 2 saniye olmuşsa frekansı bunun tam tersi yani 2 bölü 3 saniye üzeri eksi 1 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar geldik basit harmonik hareket yaparken periyodu paylaştırmaya. Yani mesela O L arasında cismin hareketinin ne kadar sürdüğünü soru bize sorarsa biz diyebiliriz ki T bölü 4 kadar sürmüştür. Çünkü hareket tam ortadan ikiye bölünmüş. Buradan buraya gelirken geçen süreye de ben T bölü 4 diyeceğim. Buradan buraya gelirken geçen süreye de T bölü 4 diyeceğim. Ve buradan buraya gelirken de geçen süreye T bölü 4 diyeceğim. Aynı şeyi az önce buralar için göstermiştim. Bu hareketlerin her birine ne diyoruz? T bölü 4 diyoruz. Ancak bu hareketi 4 tane eşit parçaya bölerseniz her parça T bölü 8 olmuyor arkadaşlar. Burada ilginç bir olay oluyor. Şu denge noktasına yakın olan kısımlar T bölü 12 saniye sürüyor. Yani şurası T bölü 12 saniye sürüyor. Denge noktasına uzak olan şu noktalar ise T bölü 6 t bölü 6 sürüyor. Birazdan bu olayın nedenini sizlere anlatacağım. Mesela cisim baştan sona bir kez giderse ne kadar sürüyor? t bölü 12 ve t bölü 12 bir tane t bölü 6 yapıyor. Bir tane t bölü 6 buradan bir tane de buradan toplam 3 tane t bölü 6 yapıyor. 3 tane t bölü 6 giderken 3 tane t bölü 6 da dönerken yani 6 tane t bölü 6 yapıyor. Evet gerçekten de 1 t yapıyor. Ama neden burası t bölü 6 neden burası t bölü 12 olduğunun mantığını sizlere birazdan anlatacağım. Şimdi biz burada kısa yolu olarak kullanmak için şöyle yapıyoruz. Bu t bölü 12'lerin olduğu yere küçük t diyoruz. Buralara küçük t. Burası t bölü 6 yani onun 2 katı olduğu için arkadaşlar buraya ne diyoruz? 2t diyoruz. İşte dolayısıyla burada bir gidişiniz kaç t oluyor? Bakın 2, 3, 4, 5, 6. Ama bir de dönüş var. Biliyorsunuz periyot gidip dönmek dolayısıyla 6 gidiş 6 dönüş periyot eşittir 12 tane küçük t'dir diyerek soruları böyle pratik bir şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, gerçekten çok kolay. Sadece birazcık sabredin. Her konunun başlarını anlamak biraz zordur. Yani ama biraz sabredip ilerlediğiniz zaman olay yavaş yavaş çok kolay bir hale gelecektir. Şimdi basit harmonik hareket ile çembersel hareket arasında müthiş bir benzerlik var arkadaşlar. Nasıl bir benzerlik? Mesela burada yatay düzlemde, pardon, düşey düzlemde çembersel hareket yapan bir cismimiz olsun. Bu cismin üzerine yukarıdan bir ışık gönderelim. Bu ışığın cisme çarptıktan sonra gölgesi nereye düşer bu cismin gölgesi? Buraya düşer. Yani çembersel hareketin yatay eksendeki gölgesine basit harmonik hareket diyebiliyoruz. Neden? Şimdi çembersel harekette bu cisim x'ten y'ye gelirken 90 derecelik bir açı taradığı için geçen süre nedir dediğimde t bölü 4 demeyecek miyiz? Yani x cisminin gölgesi L'ye vururken Y'ye geldiği zaman gölge nereye vuracak? O noktasına. O zaman arkadaşlar bakın. X'den Y'ye gelmek burada T bölü 4 sürdü. E zaten biz basit harmonik harekette de buraya ne kadar sürüyor demiştik. T bölü 4 sürdü. Yani müthiş bir benzerlik var. Dolayısıyla Y'den Z'ye gelmek de T bölü 4 sürecek. Z'ye geldiği zaman gölgemiz K'ya gelecek. Yani cismin O'dan K'ya yani Y'den Z'ye gelmek demek yatay eksendeki gölgenin O'dan K'ya gelmesi demek. E burası da T bölü 4 sürecek. İşte dönüş de aynı şekilde olacak. Dolayısıyla biz bu çembersel hareketin yatay eksendeki iz düşümüne ya da gölgesine basit harmonik hareket diyebiliyoruz. Şimdi gelelim bu t bölü 12 ve t bölü 6'nın mantığını açıklamaya. Şimdi bizim cismimizin çembersel hareket yapan cismin yarı çapına biz r diyelim. Dolayısıyla bu cismin şu anda gölgesi nereye düşüyor? L noktasına düşüyor. Biz buradan harekete geçip y noktasına değil de 60 derecelik bir açı tarayalım ve şu noktaya gelelim arkadaşlar. 60 derecelik açı taradığımızda yaklaşık olarak buraya geliriz. Bu açı 60 derece ise biz buradan buraya ne kadar sürede gelmişizdir? Arkadaşlar 360 dereceyi biz t sürede tarıyorsak hani çembersel harekette bunun 6'da biri olduğu için biz burayı t bölü 6 saniyede gelmiş oluruz. Peki biz buraya geldiğimizde bizim cismimizin gölgesi nereye gelecek arkadaşlar? Bakın yaklaşık olarak gölge şu noktaya gelecek. Yani cismimiz şuraya gelmiş olacak. Peki bu cismin buradan buraya gelmesi ne kadar sürmüş oldu? E burası t bölü 6 ise burası da t bölü 6. Peki burasının t bölü 6 olduğunu anladık. Ama bu yollar birbirine eşit mi? O da eşit. E, i̇spatını yapalım hemen. Burası 90 derece arkadaşlar. Burası 60 burası da 30 derece. Biz bu 90'ın gördüğü yerin uzunluğuna r demiştik. 30'un gördüğü yer üçgen kuralı gereği. 30-60-90 üçgeninin kuralı var arkadaşlar. 30'un karşısı 90'ın gördüğü yerin yarısı oluyor. Bu bir kural. Dolayısıyla burası R bölü 2 yapar. Demek ki orası R bölü 2 ise burası da R bölü 2. Yani ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Şu uzaklık şu uzaklığa eşit olmuş oluyor. Yani gördüğünüz gibi burayı gerçekten de T bölü 6 saniyede alıyor. Peki buradan buraya gelmesi için kaç derecelik bir açı kaldı? E 30 derecelik bir açı kaldı. 30 derecelik açı 360'ın kaçta kaçıdır arkadaşlar? 12'de biridir. 360 dereceyi t sürede alıyorsa 30 dereceyi t bölü 12 saniyede alır. Dolayısıyla bizim cismimiz buradan buraya t bölü 12 saniyede geldiği için onun x eksenindeki gölgesi de buradan buraya t bölü 12 saniyede gelmiş olur. İşte arkadaşlar eğer basit harmonik hareket yapan cismin hareketini 4 tane eşit parçaya bölerseniz denge noktasına yakın olan parçalarını t bölü 12 saniyede alırsınız denge noktasına uzak olan parçalarını t bölü 6 saniyede alırsınız. Olayın mantığı buradan geliyor ancak hani siz diyelim bu mantığı anlamadınız. Herhangi bir sorun yok. Siz sonuçta eğer buralara tt yani yakın yerlere tt uzak yerlere de 2t 2t deyip periyodunda 12t olduğunu unutmazsanız Kesinlikle buradan soru kaçırmazsınız. Bir tane soruyla devam edelim. K-N arasında basit harmonik hareket yapan L-N arasını 10 saniyede geçen bir cisim var. Periyodu nedir? Arkadaşlar bakın hareket 4 parçaya bölünmüş değil mi? Biz bu parçalara küçük T diyorduk. Uzak yerlere de 2T ediyoruz. Dolayısıyla ama burada şunu lütfen unutmayın. Yoksa yanlış olur. Bakın topladığınızda 6T yapıyor. Ama bu sadece gidiş. Bir de dönüş var. Yani buna 12T demezseniz hatalı yaparsınız. Şimdi soru bana L-N arasını... Yani şuradan şuraya. 10 saniyede geldiğini söylüyor. Yani oradan oraya ne kadar var? T, T ve 2T. Dolayısıyla 4T var. 4T eşittir 10 saniye ise her T nedir arkadaşlar? 10 bölü 4'tür. Yani yarısını alırsak 5 bölü 2 saniyedir. Her T bu kadar sürüyor. Bizim periyodumuz 12T olduğu için 12 tane 5 bölü 2 diyoruz. 60 bölü 2'den 30 saniye sorumuzun cevabı oluyor. K ve P noktaları arasında basit harmonik hareket yapan yaya bağlı bir cismin periyodu 12 saniyedir. Cisim başlangıçta M denge noktasında ok yönünde harekete başlamış. Diyor ki 40 saniye sonra nerede olur? Şimdi canlar bir kere periyot 12 dediği için t eşittir 12 t mantığını unutmayın. Bu da 12'ymiş. Dolayısıyla her t'nin 1 saniye olduğunu anladık. Yani şu yakın yerleri 1 saniyede alıyoruz. Uzak yerleri 2T olduğu için hani buralara 2T diyorduk ya dolayısıyla buraya 2 saniye diyeceğiz. O zaman buraya da 1 saniye diyorum. Buraya da 2 saniye diyorum. Şimdi 12 saniye periyot demek 12 saniyede bir bütün hareketi tamamlamak demek. Dolayısıyla bu 40 saniyenin içerisinde 12 12 12. Yani 3 tane 12'yi bir kere çıkaracağım. Çünkü 36 saniye sonra bu cisim yine M noktasında ve yine aynı yönde olacak. 12 saniyede bir aynı pozisyona geliyor. 24. saniyede yine aynı pozisyonda olacak. 36'da yine aynı. Bizim kaç saniyemiz kaldı arkadaşlar? 40'tan geriye 4 saniye. Dolayısıyla biz 4 saniye sonra nerede olur diye düşünelim. E zaten buradan buraya gitmek bakın 1 saniye sürüyor. 1 saniye. Buradan buraya gitmek 2 saniye sürüyor. Toplam kaç oldu? 1 2 daha 3. Bizim 4 saniyemiz kalmıştı. Sadece 1 saniyelik bir vaktim kaldı. E şimdi ben P'den tekrar N'ye dönebilir miyim? E dönemem çünkü burası 2 saniye. Benim ise kalan 1 saniyem kalmıştı. Dolayısıyla ben buraya dönemem ama şu yarı yani yarı da demeyelim hatalı olmasın. Şu aralıkta bir yerde olurum ben 1 saniye sonra. Dolayısıyla sorumuzun cevabı NP arası olacaktır. Neden tam yarısı demedim? Çünkü burada düzgün hızlanan ya da düzgün yavaşlayan ya da sabit hızlı bir hareket yok. Dolayısıyla yani 2 saniyede 2 birim gider, 1 bir saniyede de 1 bir birim gider diyemiyoruz arkadaşlar. Öyle diyebilseydik zaten buralara 2 saniye, buralara 1 saniye demezdik. Dolayısıyla NP'nin tam ortasında diyemeyiz ama NP arasında bir yerde diyebiliriz. Sürtümelerin ihmal edildiği ortamda ipe bağlı X cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Yatay düzlemde verilen noktalar arası uzaklıklar eşit ve 10 santimetreymiş. Diyor ki K'dan N'ye gelme süresi 8 saniye. Şimdi arkadaşlar burada K'dan N'ye gelene kadar ne kadarlık bir T var? Bakalım buralara biz T diyorduk bunu unutmayalım. Buraya da 2T demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bize soru periyodu söylemiyor değil mi? Diyor ki K'dan N'ye kaç saniyede geliyor? 8. K'dan N'ye ne kadar T var arkadaşlar? 2, 3, 4. 4 tane t eşittir 8 ise her t'nin 2 olduğunu anladık. E biz periyodun tam 12 tane t olduğunu zaten biliyoruz. O zaman t eşittir 12 kere 2'den 24 saniyedir. Yani sorumuzun cevabının bir tanesi hareketin periyodu 12'dir. Frekans bunun tersi ol pardon 24 demiştik 24'tür. Frekans bunun tersi olduğu için 1 bölü 24 hertz ya da 1 bölü 24 saniye üzeri eksi 1 diyebiliriz. Hareketin denge konumu hangi noktadır? Arkadaşlar denge konumu hareketsiz kalınabilen noktadır. Bu cisim nerede hareketsiz kalabilir? Nerede bıraksak hareketsiz kalabilir? Burada bıraksak hareketsiz kalabilir. O zaman onun hizası olan M noktası bizim denge noktamızdır. Hareketin genliği. Arkadaşlar burada noktalar arasına 10 santim vermiş. Dolayısıyla biz şuraya 10, şuraya 10, ne yaptı arkadaşlar? 10, 10, 20. Şuraya 10, şuraya da 10. Eğer şıklarda 40 varsa bunu da işaretlerseniz geçmiş olsun. Yanlış. Çünkü genlik demek denge noktasına olan maksimum uzaklık demektir. Bizim burada 40 santimetremiz var doğru ama denge noktası tam orta nokta olduğu için denge noktasına olan maksimum uzaklık yani şuraya biz genlik diyoruz. Dolayısıyla 10, 10 daha 20. Yani genliğimiz 20 santimetredir diyeceğiz. Cisim bırakıldıktan 16 saniye sonra uzanımı nedir? Arkadaşlar bakın 16 saniye dedi. X'ten buradan bıraktın. Bir kere her T'nin 2 olduğunu soru artık bize bunu öğretti. Her T 2. Yani ben şuradan şuraya geldiğim zaman 2 tane T olduğu için 2 kere 2'den 4 saniye gitti. Şuradan şuraya bir tane T var 2 saniye gitti. Şuradan bir 2 saniye daha gitti. Buradan bir de ne gitti? 4 gitti. Bakın toplayın. 4 8 4 daha 12. Ama soru bana 16 dedi. Yani benim hala 4 saniyem var. Ben şu anda buraya gittim. 4 saniyede ben buradan buraya dönemez miyim? Dönerim çünkü burası 4 saniyeydi zaten. Demek ki arkadaşlar 16. saniyede ben buradan geçerim. Buranın hizası da gördüğünüz gibi N noktasıdır. Yani arkadaşlar bakın ben N noktasında olurum 16 saniye sonra. Ama soru bana uzanımı kaç santimetredir diyor. Uzanım demek denge noktasından cisme çizilen vektörün uzunluğuydu. Dolayısıyla M noktası denge noktamız olduğu için M'den N'ye doğru çizilen şu vektör bizim uzanımımız oluyor. Orasının uzunluğu da 10 santimetre. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 10 santimetre olarak bulunur. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Videoyu durdurup önce soruyu sen çözmeyi dene. Yanlış yaparsan hiç üzülme. Çünkü şu anda konuyu yeni öğreniyoruz. Önemli olan nerede yanlış yaptığını anlayıp doğrusunu öğrenmektir. X ve Z noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin Y noktasından Z noktasına gelmesi 12 saniye sürmüş. Hareketin periyodu kaçtır? Y'den Z'ye ne kadar yol var? 3x. Eğer şöyle yaparsanız işte 3x yolunu 12 saniyede almışsa burada da bir x yolu var. E burayı da 4 saniyede alır. 12 4 daha 16 yapar. 16 saniye gidiş 16 saniyede dönüş falan filan Inter Milan. Yalan oldun gittin. Yanlış. Çünkü böyle cevabı 32 bulursun. Şıklarda da 32 adam koyarsa atlarsın. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü biz burada sabit hızlı hareket yapmıyoruz. Yani 3x yolunu 12 saniyede gidiyorsa x yolunu 4 saniyede gider demek bir orantı kurmak. Bu da sabit hızla harekette yapılabilir. Biz burada sabit hızlı gitmiyoruz. Nasıl arkadaşlar? Şimdi ben bir cismi buradan bıraktım değil mi? Örnek veriyorum. Bu cisim şurada hareket yaparken nasıl sabit hızla hareket yapabilsin ki? Sonuçta buradan bıraktığımızda hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Ve buradan en hızlı yani buradan maksimum hızla geçiyor daha sonra yavaşlıyor 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 ve burada duruyor yani cisim şurada duruyor şurada da duruyor ve ortada da hızlanıyor dolayısıyla burada sabit hızlı bir hareket yok böyle bir orantı kuramayız merkeze yakın bölgeleri hızlı geçiyoruz yani bu hareketi 4 eşit parçaya bölersek şöyle arkadaşlar şu kısımları hızımızın maksimuma yakın olduğu zamanlarda geçtiğimiz için buralar çabuk geçiyor yani buralar biliyorsunuz t bölü 12 sürüyor. Çabuk geçiyor. Ama buralar yavaşlayarak hareket yapıldığı için buralarda yavaş hareket yaptığımız için t bölü 6 t bölü 6 sürüyor. Dolayısıyla burada sabit hız hareket yok. O yüzden böyle bir mantık kuramazsınız. Yalan olur, yanlış olur. Şimdi 3x'i şöyle tam ortadan ayıralım. Yani ne demek istiyorum? Toplamı 4x. 4x'in yarısı nedir? 2x. Yani hareketin tam ortası şurası Bizim denge noktamız olsun. 2x olduğu için buraya x kalır, buraya da 2x kalır. Şuralara biz ne diyecektik arkadaşlar? T, T ve burada da 2x'i de aynı şekilde bölüyorum. T ve 2T. Pardon, buraya 2T demem gerekiyordu. Birileri hemen dedi ki "Hocam, hocam yanlış yaptınız." Şimdi arkadaşlar gidiş 6T, dönüşte 6T olduğu için periyodumuzun 12T olduğunu asla unutmayalım. Bana diyor ki y, z arasında 12 saniyede gidiyorsun. Y ile z arasında bakın 2, 3, 4 tane t var. 4 tane t 12 ise her t 3'tür. Dolayısıyla bizim periyodumuz 12 tane t olduğu için 12 kere 3'ten 36 saniyedir. Bu iş bu kadar kolaydır arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sesim rahatsızlık vermemiştir. Çünkü hastayım arkadaşlar ve geçmiyor. Yani bu grip nezle ne bileyim bu dönem herkes de var, birçok kişi de var ve çok uzun sürüyor. Sesim o yüzden biraz kalın geliyor ama yapacak bir şey yok. Derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.